Hanımlar beyler, İstanbul Mecidiyeköy Dada Salon Kabare'den yayınlanan Uykusuzlar Kulübü başlıyor. Şimdi karşınızda Okan Bayülgen. Aman şekerim, kabaremiz şenlenmiş. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Uykusuzlar Kulübü'nde bu gece uzun uzun çok eğlenceli saatler geçireceğiz. Bütün uykusuzlara çok teşekkür ediyoruz. Hanımlar, beyler, başlıyoruz. Beyler, Kara Komik Filmler 2 projesiyle Cem Yılmaz, hoş geldin. Hoş bulduk. Yanımda getirmişim gibi oldu evet, projeyi. Evet ama. Eyvallah, güzel oldu. Sağ olasın. Peki, çok iyi görünüyorsun. Aman efendim, aman şekerim, Seren Serengil ışıklarını dur, kendine hemen çek. Alttan alınca evet, iyi. Evet, alttan alınca evet. Ben şimdi yayında da söyleyeyim bari. Bizim programın bugünkü adı bence Açma Dedeler olması lazım. Evet. Belli bir yaşın üstünde. Ama yani durmuş oturmuş hallerimizle. Tabii. Niye sevenlerimizle buluşmayalım tabii, değil mi arkadaşlar? Yani bebekliğinden beri takip eden insanların olduğu bir atmosfer. Evet, sizinle büyüdük. Tam evet, ona geldik işte. Çok peki, teşekkür ederim. Çok uzun zamandır bir araya gelmiyorduk. Evet, gelmedik. Özel hayatta da görüşmüyoruz. Peki işe yansıyacak mı acaba? İşe yansır mı acaba? Bilemem. Peki, şimdi Kara Komik'in 2'nin ilk filmi. Fragmanına bakalım. Bakalım abi. Görelim. Ben öyle uzun uzun onun gözlerine bakayım, o bana baksın. Gözleri gözümde bütün ömrüm boyunca karşısına otururum abi. Şimdi bu deliğe bir de emanet var. Şimdi bu fragmanı ben izlediğim zaman kesinlikle gülmeyeceğim bir filme gireceğimi anlıyorum. Evet. Değil mi? Öyle, aynen evet, öyle değil mi? Peki bu delide bir de tabii ki seni birçok filmde artık dramatik roller oynarken görüyoruz. Eyvallah. Bu da böyle. Yani buradaki bunları duyuyor musun bilmiyorum. Şimdi ilk Kara Komikler ve bu Kara Komikler'de ben YouTube'da işte bütün şeyler bu işin kompetanları filan. Film eleştirmenleri. Yeni nesil film eleştirmenleri filan oturuyorlar bir yerde falan. Ben örnekse bu deli, bu iki Kara Komik'in en beğenileni diye ondan sonra hep bunu söylüyorlar. Bu deliyi söylüyorlar. Peki bu delide Cem Yılmaz şöyle oynuyordu ya da böyle oynuyordu diye bir şey işitmiyorum. Niye işitmiyorum? Bana bunu açıklar mısın? Vallahi şeyle ilgili herhalde. Özellikle komedik karakterler daha böyle çok fazla insan tarafından izlenip benimsendiği için onlardaki işçilik daha akılda kalıyor belli ki. Ve bunların belki daha zor olduğunu falan, yani hangisi daha zor ayırt edemiyor. Yani onu zaten yapıyordu. Bunu da hayli hayli yapar falan gibi bir duygu geliyor. Çünkü öyle mi acaba? Çünkü komedik karakterin atladısı, zıpladısı, kaşı gözü daha bir zenaatlı. Dramalarda birazcık hani ambiyans size yardımcı oluyor, az söz yardımcı oluyor. Meşhur hani Humphrey Bogart'ın Casablanca ile ilgili hikayesi vardır. Abi kadının arkasından öyle bir bakıyorsunuz, orada ben çok ağladım demiş. Yok demiş, ben oradaki ışık ayağına bakıyordum. Böyle bana uzun uzun bak dediler. Üstüne konulan müzik falan çok etkili oluyor. Tabii o işçiliği de küçümsemiyorum ama benim de öyle bir açlığım var. Yani yalnızca komedik karakter değil de birazcık da böyle öyküler yapmak istediğimden. Bunları yapmak istedim. Bir de bu çok eski biliyor musun? Bu yani 2002'de falan yazdım ben bu taksici hikayesini. Araya neler girdi ve neler? Sonra çektin ve tek araya bir şeyler girdi tabii ki. Yani yayını da biraz geciktir. Tabii. Yani. Bayağı 1,5 sene önce çektik. Evet. Yani orada bunları gruplarken dediğin gibi bir önceki gruptaki Feribot'taki karakter bu. Sonra Emanet'teki karakter
ya da karakterler aslında aynı havada. Bir de Kaçamak birazcık hafif bir komediydi. O bu dörtlünün içinde belki olmasaydı mı acaba diye düşünmüyor değilim. Çünkü bunlar aslında 8 kardeş bak iyice de. 8 tane var. Evet. Şimdi mesela geçen şöyle bir reaksiyon oldu. Ya birinci film elbette az izlendi. Bu çok bilinen bir gerçek. Ben az izlenince şimdi ulan az izlendi niye ikincisini çektin diyor. Hayır yavrum ben dördünü bir arada çektim. Ya daha çok işiniz var. Yani eğer hani mesela bunları izleyip sevmediyse daha sevmeyeceğin çok şey var benim elimde. Ya benim de çok var bununla ilgili. Ben şuna bakmak istiyorum. Gora'dan falan çok önce Okan'cığım onun için söylüyorum. Yani Gora macerasından çok önce böyle filmler yapma meselesi beni her şey çok güzel olacaktan sonra ittiği yer orasıydı. Evet. Daha böyle tuhaf, biraz Alacakaranlığa benzeyen. Evet. Yani buralarda geziniyordum. Evet. Asıl Gora macerası beni bunlardan alıkoydu. Ama o bir gişe filmi. Elbette ama o... Öyle beklendi, öyle istendi, öyle para kondu. Yaparken onu bilemezdik ki ya. Ha. Onun da macerası hani böyle bekledi, çıkmadı. Ben onu 2002'de yazdım. Evet. 2004'te seyirciyle buluştu abi. 2003'te çekildi. Ya gene 1,5 sene var, 2 sene var arada. Ve ikisinde de zaten seninle ilgili olmayan meselelerden dolayı gecikmeler oldu. Elbette. Orada ama da neler başka bir şeyler var. Neler öğrendik neler. Ben şimdi mesela bir film setinde Allah korusun mesela yangın çıksa, meteor düşse falan hiç şaşırmıyorum. Çünkü her şey oldu. Ya olabilecek her şey oldu. Ya set yandı. Çok tatlı yani parlak arkadaşlarımızdan en zeka. O şeyde Ozan'la bir anımızdır. Handicam ne çıktı diyor ki ne güzel yapmışsınız yangını diyor. Yani prodüksiyonel olarak yani. Yangın çok inandırıcı. Dedim ki Ozan yanıyoruz oğlum. Ne inandırıcılığı lan yanıyoruz zaten. Neler geldi başımıza ya. Ya sinema çok zevkli. Peki şunu duymak istiyor muydun yani? Ben Cem Yılmaz olarak nasıl oynadım? Bir şey söyleyeyim. Ha şimdi bak. Şimdi senden şöyle... mi? Senden tabii isterim. Hayır ben. Ya benden ya da başkalarından. Yani çünkü mesela şunu söylenmesi çok hoşuma gidiyor. Bütün eleştirilerde bilmem ne de iyi kötü fark etmez. Yani çok övenlerde de işte yerin dibine batıranlarda ki bu bir sanatçı için nefis bir şey. Tabii ki. Nefis bir şey. Yani bir iş çıkarmışsın ve tartıştırıyorsun abi. Daha güzel bir şey olabilir mi? Bir de hani aşağıda konuşuyorduk ya kimi abilerden, ablalardan, kimi işlerden filan. Bir de kayıtsız şartsız kabul etmek vardır yani. O biraz hani çok nefret bana hiç ettiğimiz nasip olmadı o. Sempatik diye bir kenara ayırmak gibi bir şeydir. Doğru. Ve fena bir şeydir. Fakat bütün bunlarda diyor ki bir Cem Yılmaz sineması var ama o Cem Yılmaz sinemasında bu Cem Yılmaz şimdi bu sefer ne yapmış? Peki ben de diyorum ki yani şu adamın bir oyunculuğuna da bir baksak. Yaşa. Eyvallah. Bir bakalım nasıl oynamış. Zaten filmin başına diyorsun ki işte bu taksi şoförünün hikayesi falan bambaşka bir şey. Şimdi Emaneti de izleyelim sonra soracağım tekrar görelim. Vahit abimizin ruhu için El Fatiha. Sen ne iş yapıyorsun Birol Bey? Dans. Harika görünüyor. Harika görünüyor. Peki. Tam bir yazık adamlar. Evet. Çok yazık. Ve bu ikisi arasındaki yani tamam bu işte bir ikili çıktı. Şimdi de bir ikili çıktı. İstiyorsan bu iki filmde oynadığı rolleri karşılaştır. Ya da birbiriyle farklarını anlat. Ya da diğer iki film dördünü birbirine vurdur falan filan. Şimdi çok birbirine taban taban zıt işler. Eyvallah. Çok farklı. Çok farklı. Bir kere bir oyunculuk başarısı. Teşekkür ederim. Mükemmel. Eyvallah. Sonra da iş başka yerlere gidiyor. Bu konuda çok yakardım. Arkadaşlarım artık güzel şeyler söylüyor. Sette de. Sette de böyle falan yapıyor. Nasıl ya beğenmiyor musun? Eskiden, hayır. Eskiden unutuluyordu bu. Nasıl eskiden ya? Unutuluyordu. Aha. Yani işte çok güzel bir sahne çekildi. Ha. Ben de şey oluyordu. Peki ya ben? Yani bana bir şey yok mu? Yani mesela birbirimizi çok eleştiririz. Çok acımasız. Hani şimdi monitörün başına gelmezden önce sahnenin içinde birbirinle oynayan 3-4 kişiyi hayal edelim. Bizim tayfayı hatırlıyorsun. İşte Ozan'dı, Zafer abiydi, Özkan diyelim ki. Oynuyoruz mesela. Sonra herkes birbirine destek olmak için. Bak şuranda bir şey vardı. Bak buraya döndün ceketin yamuldu. Ay bak o lafı söylerken peltek oldun falan. Birbirimizi kolluyoruz. Bu güzel tarafı. Ama birbirimizi takdir ederken de çok fazla cömert değiliz. Devamlı bir sertlik. Bence onu bir daha yapsan iyi olur falan. Hayır ya çok iyi yaptı falan. Herkes birbirine çok acımasız. Bunu böyle yaşayınca üzerinden
belki aylar geçmiş oluyor. Hani film cilalanırken, montajı, müziği falan. Evre geçiyor geçiyor perdedeyken iyi niyetli ama tabii safça bir şey. Diyor ki bir tanesi bir izleyen. Ya şu filmi yapıyorsunuz bir kere bile izlemiyor musunuz ya? Yani mesela şans eseri gerçekleşmiş gibi düşünüyor. Yani bir gün ben mesela bir peruk buluyorum ve takıyorum. Ve yorgancıda birden hüzünlü hüzünlü bakıyorum. Bu kısmınla ilgili etrafımdaki arkadaşlarım çok iyi. Ondan yana çok şanslıyım. Ne diyorlar mesela? Bir sahnede çok güzel oynadım falan diyorlar mı? Çok nadir söylüyorlar. Şimdi yeni, çok yakar. Niye söylemiyorlar? Niye senden iyi olmanı beklediler ki başından itibaren? Hayır, yani neye güvenerek söylediler? Kaldı yani ki... filmi bu yaptı zaten çok iyi oynar mı dediler yani. Doğru söylüyorsun. Ya komedik karakterlerde bu performans zaten ayırt edilmiyor. Çok hani hüner gösterdiğin belli. Yaptığın bir taklit, bir ses. Gora'daki Arif olmak falan gibi. Onu yapıyorsun ya zaten. Zaten büyük bir çoğunluk diyor ki o zaten o diyor seyircinin göz zihniyetinde. Arkadaşların da o büyüye kapılıyor. Yani diyor ki bu zaten hani yaptığı bir şey. Orada bir hüner görmüyor. E bunlarda da fazla bir zahmet yok. Böyle hüzünlü hüzünlü bakma. Cem zaten arada hüzünlü bakar dedi. Arkadaşlarım çok iyi oyuncular ya. Ben onları seyret... Hani mesela buradaki performans... Ben Çağlar'la bu film Emanet'teki birkaç tane sahnem var. Yazarken onunla oynayacağını bildiğim diyaloglar. Ya mesela onlarla oynarken ben onları seyretmeye bayılıyorum. Yani onlar da beni seyretmeye bayılıyor mu diye de merak ediyorum o kadar. Evet. Yani bunu söyledikleri zaman... Ama mesela daha önce beraber çalışmadığın Cem Davran'la çalıştın mesela. Şimdi... Baya baya sapasağlam bir dramatik karakter koymuşsun oraya ve daha önceki oyuncularından biri değil. Şimdi Cem Davran sana ne diyor ya da sence? Ya şimdi oradaki Cem Davran'ın derdi, Cem Davran diyor ki ben böyle güzel bir filmde çalışıyorum. Yani yapabileceğimin en iyisini yapayım. Evet, çok ve herkes benim bu dramatik performansıma hayran kalsın. Bu benim kariyerime altın harflerle yazılsın filan. Dönüp sana ne diyor? Onu merak ediyorum. Güzel şeyler söyledi. Aşırı derecede güzel şeyler söyledi canım. Sağ olsun geçenlerde... ya korur kollar bir tavır da şimdi birazcık böyle hoyrat girdikleri zaman film eleştirilerine falan yani arkadaşlarım benden daha duygusallaşıyorlar. Ben birazcık yani sonraki reaksiyonum da önemli olduğu için daha böyle aklı selim davranmaya çalışıyorum. Onlar daha korumacı oluyorlar. Peki bu kara komik tabii 4 tane daha var. Bayılırız. Bu çile bitmez. Peki. Bu kara komikler dediğin zaman ne anlatıyorsun? Benim aklıma hemen o film noir geldi. Kara sinema, kara film. Kara film, bu karalar her yerde var işte. Evet. Kara roman var. Eyvallah. Ondan sonra şanson noir var. Mesela çok sevdiğimiz birçok şarkıcı şanson noir ya da song noir demiyor. Mesela onu Fransızca'da şanson noir falan. Peki bu... Kara film meselesi, kara roman, kara film meselesi. Mesela Amerika'da özellikle sinema tutkunlarının en beğendikleri dönem. Şehirde geçecek, melodramik olacak. Başrol erkek mutlaka ayakları yere basan bir karakter olacak. Bu çok benzerlikler var senin yaptığın sinemada da. Ve kaybeden olacak. Bütün bu kaybedenler içerisinde şu bu karanlık, bu sisli hava içerisinde mutlaka bir takım felsefi sonuçlar çıkarabileceğimiz bir şey olacak falan filan. Şimdi ben eleştirmenlere bakıyorum. Onlar bir kara sinema mı bekliyorlar? Mı? Hayır. Paraklamamışlar mı? Hayır böyle bir şey değil. Onlar şunu bekliyor. Diyor ki kara komik. Yani şu olmasa sen de mi böyle anons ettin ya? Birinci film kara, ikinci film komik. Ha yok. Evet, orada bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Hayır ama sen de mi öyle anons ediyorsun? Ben yani öyle anons etmiyorum. Yani böyle bir beklenti mi var yani? Yok. Bir yani bizim... filme birincisi kara olacak. Karaya razıyız tamam. Kara oldu. İkincisi şimdi komik miydi? Ya komiği izleyelim. Hadi öyle kara ya sen bunu mu kastettin? Hayır. Bu bir yani bizim bildiğimiz aslında zaten tarif olarak çok uzun zamandır olan yani kara bir kelime, komik bir kelime falan değil. Kara komik bir black comedy tarifi. Evet. Türkçeleştirilmiş evet. Hali gibi çok büyük bir buluş değil. Ama dediğin gibi yani bunların böyle mekanizmasını anlatmakla çok vakit geçirdim ben. Halbuki bu bir mekanizma tarifi değil. Tür tarifi. Yani şimdi kara sonra komik. öyle değildi elbette. Ben temaların yani karikatürden beri uğraştığım şeylerin bu form içine, duygusal olarak bu form içine girdiğini düşündüm. Yani karanlık, ümitsiz ama komik. Yani bu tarifin, bu sıfat aslında bunu tanımlasın istedim. Mesela şöyle diyebilirim. Her şey çok güzel olacak. Kemal Kenan'la beraber düşünürken o da bir kara komedi formuydu. Evet.
Yani benim başlangıç, hani çok büyük bir buluş değil. Hoplamaz da bir kara komediydi. Elbette. Birazcık daha komedi dozu yüksek bir kara komediydi, doğru. Yani mutsuzluklar vardı. Ne bileyim, çok böyle karakterlerin karanlık noktalarını inmek anlamı değil. Kaybeden, insanlar vardı. Derinine inmekle sıradan ilgili. Sıradan insanlar vardı. Yine aynı şey oluyor. Vallahi çok yabancı değil doğrusu. Hı-hı. Elbette. Ama bu tariflerle vakit geçir... Yani kimse sormadığı için Okan... Tariflere evet, bir mekanizma ya, tarifi gibi. Yani şimdi kara sonra komik mi? Ama bir yandan icat yapıyorsun bir yandan. Yok estağfurullah ama canım. Ama yapıyorsun ilan. Yani çünkü mesela böyle epizodik filmler... Mesela ne olabilir? İşte aklımıza gelenler... Bizde böyle... mesela 5 yönetmenini hatırlıyor musun? İstanbul var. Öyküleri vardı. Var ama onlar biraz da böyle hani koyu koyu sanat işleridir. Popüler işler gibi, popüler işlerle beraber... Valla bizi de sağ olsun seyirci o evet. Sanat şeyine taşıdı. Ne güzel. Allah razı olsun. Ay ne güzel. Yani bir yandan da şu var. Yani mesela komedi olarak yapılmış olan işte meşhur Walter Matthau'nun Plaza Oteli filan gibi işler vardır. Mesela o Plaza Otel 3 konudan ibaret. Aradaki bağlantı sadece aynı otel odasına geçmesi filan. Onlar da birer kara komedi gibidir aslında. Yani çok komiktir, bir yandan çok hüzünlüdür. Eyvah. Falan filan. Ama ya burada komedi bir... filminin bir macerası var ya bizim memlekette. Yani birazcık öyküsellik, biraz karakter derinliği falan olunca film sanki başka forma evrilmek zorunda kalıyor. Halbuki benim seyirci olarak niyetim derinlikli komedi yapmak. Ya derinlikli dediğim ya biraz olsun, prodüksiyonel, karakter, öyküsel. Ya biraz uğraşalım canım. Ondan bu neticeye evriliyor. Kardeş bazı türlere gidiyor. Başarısız örneklerim de var. Şöyle ki o kadar bu türleri birleştirme mücadelesinde vakit geçiriyorum ki bazen fazla karışık oluyor. Yani Yahşi Batı'daki çizgi roman karakterleri, öyküsellik falan bu, yani karikatür tabloları mı yoksa filmik tablolar mı falan diye bir gayret ediyorsun, bazen tutmuyor. Ya da şeyde Ali Baba Yedicüler gibi aşırı karton karakterlerle yani hem de bir yandan öyküsellik tutturmaya çalışıyorsun. Biraz zorlanıyorum, başarmaya çalışıyorum. Mesela bunlar benim için, söyledim geçen gün, bir iki kişi hadi canım sen de diye karşılıyor ama gerçekten yazıda, tekste, yani senaryoda ustalaştığımı, birazcık daha rafine bir şeyler çıkardığımı düşündüğüm şeyler. Yoksa böyle havalı klasik vardır ya. Yıllarca komedi yaptık Okan'cığım. Şimdi başka şeyler söylemenin zamanı. Öyle mi? Vallahi öyle bir şey değil. Yani haftaya çok serseri bir şey yapabilirim. Ki var aklımda. Ama bu da yepyeni bir dönemeç değil diyorum ya. Ben başladığım zaman da bu tonda öykülerle başlamıştım. Masal abiyle beraber oynadığımız o iki kaybeden türde abi kardeş. Kim ki onlar yani? Ben bar açacağım falan. Yani bu adam benim aynı Emanet filmindeki karakterimin neredeyse aynısı. Aynı hedefler, aynı sarsak hayat ele alışı. Akraba şeyler bunlar. Serserilikten vazgeçiyorum şimdi daha. Benim niyetim eğlence sinemasıyla... Hani şu ödüllü dilip böyle keskin bir şekilde ayrılan filmleri kaynaştırmaktı. Ama niyetim şöyle gerçekleşti. Ben Nuri Bilge Ceylan milyonlarca izlensin isterken ben bu sefer Nuri Bilge Ceylan kadar izlenmeye başladım. Samimi söylüyorum. Ya bu benim tabii misyonum değil. Seyirci olarak duygum. Neden biliyor musun? Bir dakika. Vallahi samimi fikrim bu. Ya sevgilim buna girmek istemiyorum. Bu gişe meselesi. Gişe korku. Yok be Okan, gişe değil yalnızca. Filmleri değerlendirme. Ama değerlendirme. Filmlerle ilişki ama kurma bir şey meselesi. Tekrar ediyorum. Diyor ki Cem Yılmaz sineması. Neden diyor bunu? Ne güzel ama. Bu genç yaşta. Değil mi? Yani çok güzel bunu. Yani şimdi şeyse son dün gece işte sen bugün geleceksin dedim ki filme gidemedim bari ayıp olmasın. Ne yapayım seyredeyim falan. O şeyi çok sevdim. 3 hipster şişman. Çocuklar. Saka 3 hipster şişman. ve çok iyiler yani. diye anlatıyorlar. Ve sonra başka şişmanlar da seyrettim. Yani bu sakın böyle bir ayrımcılık olmasın ama ortak özellikleri şişman ve sakallı olmaları bu yeni film eleştirmenleri. Eskiden bir Atilla bu sene moda ama şişman evet, ve sakallı. Bu sene moda diye ben de her yani. Her sene kendini moda yapacağım. Tabii canım. Ben de o çocukları takip ediyorum. Ne oldu? Bir dakika. Bu ne diyorlar? Bir dakika dur. Pardon. Biraz filmden çıkabilir miyim? Estağfurullah aşkım.
Bu neydi ya? Bu dönem değil mi? Ama... bir dakika. Ya bir Can Yaman'a yatırım yaptın. Yaptın. Okancı. Oradan yürüyebilir miyim diye baktın. Okan, hatırlıyorsun 90'ları. Çocuklar 90'ları. Siz 90'ları hatırlıyorsunuz. 90'larda biz en seksi erkeklerdik. Evet. Bak gülüyorlar şu an. Ve o zamanlar Can Yaman daha libido bile değildi yani. Başka birinin libidosuydu. Ya bu ne? Bunda bir şey var mı hocam? Ya Okan yapma Allah aşkına. Bunu yapmak çok kolay. 3 ayda yaparım ben bunu. Hakikaten. Vallahi orada bir şey yok. Bir şey yok ki ya. Orada. Yani ben şuradan... Peki şurada Ozan'ı harcaman. Ama o başka bir stile yönelmişti. Evet. Başka bir stile yöneldi. Çok o dansçı olduğu için onun bir, yani fazla, benim çok ödem var. Tanırsın o ödemi. Bu ne? Hangisi? Bu çok güzel. Gel. Ay. Bu ne ayol? Yaşlılık, ilk yaşlılığım. Hayır. Hayır, o ilk yakın gözlüğüm. Tam film festivalini hedeflediğim. Ya günler. Yok be Okan, o şey işte gözüm görmüyor. Bari yakışıklı olayım. Niye gözlük... numara yapıyorsun? Var mı? Başladı. Yakın gözlüğüm başladı. Var. Maşallah. Var işte o. Yakın gözlüğüm o. Bu çok tatlı. Hadi son fotoğrafı da göstereyim. Ulan çok komik. Bu tamam. Buna razıyım. Çok iyi bu. Çok iyi. Çok ya çocukların... Maşallah. Okancığım bazen çocukların annesine benzemesi çok iyi bir şey oluyor. Sen bunu biliyorsun. Ben hep sahnede şaka yapıyorum çocuklar bu konuyla ilgili. Hani espri şu. Hani çocuğun kendisi, sen gözlemlediğin zaman mükemmel olmadığını düşündüğün şeylerini anasındandır ya falan. Yani öyle şeyler vardır espri. Ne yazık ki işte çocuğu tek başımıza yapamıyoruz. Mecbur bir destek alıyoruz. Onun için tam istediğimiz gibi olmuyor diye bir espri vardır. Ama bu yanıyla daha bugün yine telefonla konuştum. Kimle? Oğlanla. Tatildeler, sömestr tatili. Bizim tabii. Gibi işçi değil ki onlar. Tabii, tatile gibi. Yani çok memnunum, çok yakışıklı bir çocuk. Benim gibi değil. Fiziği çok iyi. Harikulade görüyor. Ama Allah bağışlasın, Allah hepimizin kendini bağışlasın. O sportif görünüme kavuşmak istiyorsan yardımcı olabilirim. Ciddi mi söylüyorsun? Ne olacak abi, iki ay o. Ben Can Yaman'dan ders alacaktım ama askere gitti çocuk. Can Yaman hazır dersini almışken... Evet, dersini alıyorum. Peki. Bir dakika, burada bir pozitif ayrımcılık yapılmasın. Biz çirkinleri, hani biz yıllarca karizmatiyiz falan diye götürdük. Evet. Ben de, sen de olumlu bir şey söylediğini tahmin ediyorum. Ben yakışıklı çocuklarla ilgili, güzel kızlarla ilgili çok, yani bu şey artık kalksın. Bu çocuk yakışıklı, güzel, kasları var. Çok üstüne gidiliyor, yapmasınlar. Ben... Hayır, yolda nasıl olsa yetişiriz diye söylüyorum. Yani, kas kolay ya. Peki, hadi dur ciddileşeceğim. Şu şeyi... Kas kolay şimdi, yani. Bu... Bütün filmlere baktığımız zaman, şimdi biraz seninle hızla geçip senin fikirlerini alacağım. Esen şimdi mi? Her şey çok güzel olacak. İlk göz ağrım. İlk göz ağrım, tamam. 98 yılı, Vizontele oyuncu olarak harikuladeydi. Küçük bir rol, çok akılda kalan askerdeydim bir rol. Askerdeydim o zaman. Evet. Gora, büyük iş, büyük film, büyük iş, büyük görsel efektler, Türk sinemasına alışık olmadığı. Organize işler tekrar oyuncuydun. Hokkabaz geliyor. Hokkabaz herkes çok şaşırttı. Evet. Mesela ben Hokkabaz kalitesinde, hikayesinde bir şey beklemiyordum. Çok şaşırdım, bayıldım. Şimdi bana, zaten kendi anonsunda da var. Bana dediğin zaman ki ben bu kara komikleri Hokkabaz'ın bir ilerisi gibi ona benzeyen. Tabii senin için benzeyen demek, seyirciye benzeyen diyorsun ama senin açından bu Hokkabaz'ın bir ilerisi anlamına geliyor herhalde. Evet. Yani evet. Ki insanlar böyle yapmak ister normalde. Yok, şöyle diyebilirim Okan. Yani Okkabaz'ın hikayesini ve daha doğrusu senaryoyu şimdi yazacak olsam aynı öyküyü çok daha iyi yazarım, daha iyi çekerim. Bu anlamda söylüyorum. Peki sonra Arog geliyor ki Arog'u hiç anlamadım. Samimi söylüyorum. Çok iyi. Samimi Allah'tan, yani Allah'tan buradayım. Yani yardımcı olabilirim. Aslında ben artık bundan sonra evlere gitmem lazım. Evet, evet. Vallahi ben şunu anladım. Yalnızca perdede olmak yetmiyor. Ben evlere gideceğim. Peki ne oldu? Bir dakika. Yakında sizlerleyim. Söyle bana. Evlerdeyim. Hokkabaz'da ne oldu da Arok geldi? Abi şöyle bir şey. Bunlar birkaç yıl öncesinden acaba yapsak mı diye
zihnimizin bir kenarında aramızda konuşurken etleniyor. Ve diyoruz ki ya şu turneye giden o yazık gözü görmeyen sihirbazı yapsak mı? Yok yok yapmayalım. Ne yapalım? Şunu yapalım. Ya Goran'ın devamını buldum. İlk çağlarda geçiyor. Hem de Goran'ın tersi. Arok ha 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 falan. Yani şimdi bunlar bizim ofiste şöyle ele alınan şeyler. Ya öf hadi be falan. Yani Gora zamanında da öyleydi. Abime anlattım. Halıcı var kaçırılıyor falan. Hayırlısı olsun dedi. Yani olursa olur olmazsa pek ben tutmadım ama falan. Yani bir sıraya diziyoruz abi. Ve hazırlık falan çok vakit aldığı için birini öne aldığın zaman o böyle 3-4 sene ileri atılmış oluyor. Ben Goran'ın devamı yani o karakter sevildiği için ben de sevdiğim için oynamayı onun devamını yapacağımı düşünüyordum ama hemen ardına koymak işime gelmedi. Başka bir öykü yapmak işime geldi. Yani bir ara şey hissi vardı. Hani bir ondan bir ondan gibi. Yani tatlı dramalar bir de karton maceralar gibi. O sırayı da kırdım başka filmlerle ama yani diyorum ya ben taksici öyküsünü yapacağımı zaten 15 sene evvel biliyordum. Ya benim için seyircinin için sürpriz oluyor. İlk keskin viraj bu dediğin gibi Hokkabaz'da olmuştu. Herhalde filmin fragmanı da çok pek bir şey anlatmadı herhalde. Ben ilk bir gruba izlettirmiştim 400 kişilik bir grup. Çıktılar çok yüzlerinde çok garip ifadeler vardı. Yani çıktılar ve böyle niye ağlattın bizi falan diye kızdılar. Yani ağlamışlar bazıları. Halbuki yani benim hoşuma gidiyor bu şeye tekabül ediyor. Yani Erol Taş'ın bana taş değil ekmek atıyorsunuz diyor ya. Mesela ben bu filmle ilgili birisi bana sıkıldım vallahi dediği zaman benim hoşuma gidiyor. Benim amacım oydu zaten. Yani ben açıkçası Deli filmini izlerken ilk yarım saatinde yani kendim yazdım, kendim oynadım orada. Yani kasvetten kasvete verdim kendimi. Kalın yani birazcık, sert. Ne bileyim ben, nasıl hoşuma gidiyor. Ya? Kalın yani, mevzu kalın. Yepyeni sinema deyimleriyle karşınızdayım. Peki. Film noir gibi. Fakat bu Arok, tabii ki Arok en yüksek hasılatlardan biri hayatındaki. Yok, içlerinde en fazla iş yapan Arif ve 216, Arif, 5 Arif milyon 216, falan. Evet. Ama ondan sonra da bu Arok var galiba. Yok. Ondan sonra yok. 5 milyon var, 4 milyon var, 3.900 var. Oralarda yani. Ne diyorsun ya? Öyle bir şey yok. Ha paraya bakıyormuşum. Özür dilerim. Parayı ben bilmiyorum. Ben Gora'dan mesela hiç para kazanmadım diyebilirim. Fakat evet. Orada bir şanssızlıklar oldu. Gora'dan hiç para kazan... Ya bazen seyirci bilmiyor bu kısımları ama bizim jenerasyon bu konuda şeydir. Hani konjektürel söyleyeyim. Ben yani helal para kazandığım için çok netten söyleyebiliyorum yani. Nereden kazandığım belli olduğu için. Peki araya girip yaptığın filmler var. Mesela işte İftarlık Gazoz. Oyuncu olarak bulunuyorsun. Ne diyorsun o film hakkında? Ya bütünüyle ilgili... Sen kendi oyunculuğunla ilgili ne diyorsun? Ben çok memnunum. Yani tamam. Yaptığım şeyden çok memnunum. Başkaları ne diyor? Başkaları çok övüyor. Çok beğeniyorlar, evet. Çok beğeniyorlar. İyi izlenmiş de bir filmdir. Evet. Yani ama o bir hani nasıl diyeyim sana... yazarı ve yönetmeninin yani çerçevesini kurduğu nevi şahsına münhasır bir yönetmen ya Yüksel Aksu. Evet. Hatırlar mısınız? Dondurmam Gaymak. Evet tabii işte ki. İşte Entelköy, Efeköy'e karşı. Onun bir stili vardı. Ben o stilde bana öyle bir kompozisyon oynama fırsatı verdiği için mutlu oldum doğrusu. Ya bütününle ilgili çok şikayetçi değilim filmden. Yalnızca böyle arkadaşça ya bence sonunu şöyle bağlasam falan gibi şeyler söyleyebilirim. Seyirci olarak müşteriyim yani izlediğim zaman kendimi çok beğeniyorum. Kendini beğenmiş. Ha, o da onun da çok duygusal macerası. Orada da baba oyunculuk yapıp da ondan sonra sadece bununla sınandığın bir film. Doğru. Doğru. Yani Yavuz abiye tabi olarak evet. Tabii. Abi onun öyküsü tabii çok başka. Yani benim çok spesifik geçen birisi ayıplamış. Yavuz Turgul'u seviyorsun da ne oluyor yani işine yansıyor mu falan diye. Halbuki bizim bütün DNA'mız bu. Ben tabii öykünüyorum ona. Tabii öyküneceğim yani bütün gençliğim onların işlerini izlemekle geçti. O teklifi, teklifin komik bir öyküsü var. İki filmde böyle oldu. Senaryolar aşağı yukarı 100 küsür sayfalardadır ya. Ben senaryoyu çeviriyorum lan 75. sayfada öldüm. O da şöyle oluyor. Okuyorsun. Başından türlü türlü şeyler geçiyor. Ölüyorsun. Daha 25 sayfa daha var. Yani.
Peki ben sonra Okan Yalabık'la Şener abi mi devam edecek bensiz diye. Sonra onunla ilgili şaka yapmaya başladım. Dedim herhalde 75 dakikaya kadar prodüksiyonun parası var. Yani bari dedim hani oraya yorayım falan. Russell Crowe'un filminde de 75 dakikada ölüyordum. Orada Şener abiyle karşılıklı oynamak, Yavuz abinin bir öyküsünde oynamak, onlar tabii benim için çok çarpıcı şeyler. Ama doğruyu söyleyeyim, buna kimse alınmaz. Samimiyetle söylüyorum. Yani senin çok net bildiğin bir şey. Arkadaşlar da burada dizilerde oynamayan var mı? Yani o noktaya geldi iş çünkü ya. Yani hiç oynamayan var mı bir dizide falan? Yok, yok değil mi? Bilirsiniz. Yani Av Mevsimi filmindeki benim oynadığım karakteri oynamak için elbette zihnen bir şey hazırlanmak gerekiyor ama fiziki olarak çok zor bir materyal değil. Yani küçümsemiyorum işi ama yani zor değil. Ben bunu söyleyince çok ayıplıyorlar. Çünkü diyorlar ki ya bu arada sen ne yapıyorsun ki? Ama Av Mevsimi. Niye? Çünkü orada başına daha ciddi şeyler geçiyor. Bir tanesinde bir pelerinli bir adam beni kaçırıyor ve senin ananla falan filan diyor. Öbüründe de karımdan ayrılıyorum falan. Dolayısıyla bu daha iyi. Yani öbür tarafta keyfin yerinde. Bu daha zor diyor. Halbuki farklı değil. Ama Şener Şen'le oynamak karşılıklı çok konforlu bir şey. Çok çalışkan birisi. Müthiş. Acayip bir konforu var. Hiç bir gerginlik yok. Yavuz abinin şöhretini bilirsin. Birazcık tabii, fırçacıdır. Tabii. Bir anım var. Senin programında paylaşayım lütfen. Da nerede paylaşayım? Lütfen. Arabanın içindeyiz. Hatırlar mısınız? Üç polisi oynuyorduk biz. Sevgili Okan da daha genç, tırnak içinde çömez polisi oynuyor. Okan Yalabık. Evet, Okan Yalabık. Arkada oturuyor. Ben galiba şoför mahallindeyim. Yanımda da Şener abi oturuyor. Açık camdan, low loader denilen arabayı bindirdikleri bir teknik bir aletin üstündeyiz. Her taraf kapalı, kameralar falan. Sahnelerimizi, laflarımızı söylüyoruz ama dinlenme anlarında arabadan çıkamıyoruz. Her yer kapalı. Böyle duruyoruz kutu gibi. Bütün gün boyunca. Yani defalarca hani laflar söyleniyor falan. Arada bir de hatalar yapılıyor. Şimdi şu cam açılıyor mesela. Ya benim yanımdan, ya Şener abinin yanından yönetmenimiz Yavuz abi kafasını sokuyor ve diyelim ki Okan'ı fırçalıyor. Ama bir tek o cam açıldığı için ona fırça atarken biz de çok... yani mesela giriyor, oğlum sen ne yapıyorsun ya? Neden böyle oluyor falan derken siz de burada fırçanın radyasyonunu biz alıyoruz. O kadar en temiz, yani eleştiri olarak gidiyor. Yoğunluğu biz alıyoruz. Ulan bir buradan Şener abi yiyor, bir buradan ben yiyorum. Dedim ki ya şu camı açın ya. Ya şu camı açın da fırçayı muhatabı yesin yani. Yeter artık. Ben mesela çok rahat çalıştım. Dedikodu Yavuz abinin çok sert olması üzerinedir. Fırça yemedim mi? Çok yedim. Ama ben bunu çok anlamlı bulduğum için. Yani bazen gevezelik yapıyoruz ya setlerde. Yani ne oluyor orada diyor mesela yönetmeniniz. Hocam filmle ilgili konuşuyorum. Hoca diyor ki, o da diyor ki. Yani kardeşim film benim zaten. Yani filmle ilgili konuşulacaksa benim haberim olması lazım bununla. Ben çok seviyorum. İkisini de çok seviyorum. Eğer bu mizahtan konuşalım. Senin röportajından diyorsun ki acıklı kökten doğan mizahtan beslendiğimi düşünüyorum. Bu kahramanlara kendimi yakın hissediyorum. Emanet ve deli kalabalığın dışında ama her yerde olan insanların bilinmeyen hikayesini anlatıyor. Bu çok güzel bir tarif bence. Teşekkür ederim. Ya bu tür filmler için de çok güzel bir tarif. Nerim ne yapayım? Kolyesi ne yapıyor? Sürtülüyor mu? Çıkaramam aile yadigarı. Biz, tabii biz Avusturya Macaristan İmparatorluğu falan. Çıkarayım istiyorsunuz? İçine sok abi ne olur. Tabii. İşte bu. Evet. Bu çok güzel bir tarif. Kolyesi tepki olduğu için yayından kaldırıldı. Ay Allah'ım yarabbim. Öyle oldu mu böyle? Hadi seyircimize soralım. Böyle oldu diyenler kolye yazıp boşluk bırakın. Bize gönderin. Ne bileyim interaktivite yapmaya çalışıyorum. Tarife gel. Abi bu tarif şöyle. Ya ben ayıptır söylemesi böyle nasıl söyleyeyim onu? Cilalamak bir tabir söyleyebilir miyim? Söyleyebiliriz. Bunu? Hani başka işi... bir şekilde ifade edilemeyeceği için. Tabii. Buradan sevenlerimiz. Yani
olmayacak bir şeyi gereğinden, hani bir süse ihtiyacı olmayan bir şeyi gereğinden fazla süslemekten hep çekinirim ben. Ama bizler işlerimizi sevmezsek kendimiz, onda bir kıymet görmeye çalışmazsak ya da kıymetli değilmişçesine yapıyorsak ancak bu konuda bir derdimiz olması lazım. Ben işimi seviyorum, önemsiyorum, vakit ayırıyorum. Dolayısıyla buna cila atmak gibi değil, anlamlı kılmaya çalışıyorum. Bittikten sonra değil, yapım aşamasında da öyle. Dolayısıyla bu tarif iş bittikten, ortaya çıktıktan sonra dur lan ne ekleyeyim ben buna? Bu böyle çıktı ama ben buna diyeyim ki falan diye bir süs değil. Hep bunları düşünerek yazıyorum. Yani insanlar hep güne kendilerinin daha iyi bir versiyonu olarak başlıyorlar. İşte ne bileyim modern çağdaki bu verilen imkanlar, filtreler. Ya herkes çok yakışıklı, herkes bebeksi, herkes ince. Değilse bile ince anasını satayım. Yani bu tatlılık meselesi herkesin hakkı. Bunu yapmak, hepimiz buna ihtiyacımız var. Birazcık güzel görünelim, hayatımız olduğundan daha neşeli görünsün. İyi ki bu enstrümanlar var. Yoksa millet delirirdi. Yani bilmem kim ne bilmem ne keyfi diye yazmasaydı o keyfin ona yetmeyeceği aşikar. Yani çok az keyif alıyor insanlar. Bırakalım da bu medyalarda bir keyif bulsunlar. Buna okeyim ama bir yandan da insanların gerçek versiyonları var. Ve onları artık anmaz olduğumuz aşikar. Kendimize itiraf etmiyoruz. Yani mutluyum. Hadi bakalım benim için ne düşünüyorsan Allah sana iki katını versin falan. Hani hayatla ilgili tavır, hayatla ilgili... Ya abi geçen gün gördüm Okan, Madonna bile böyle aforizma paylaşıyor. Yani enine koyayım enine falan. Yani neler söylüyor yani. Bir eyvallah olmamak, hadi bakayım keyfim yerinde, falan yani. Hani şey vardı bizim gençliğimizde, bim bam bom, çatlasın düşmanlar. Ya, hayat bu hale gelmiş. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Şanslı insanlarız, sevdiğimiz işi yapıyoruz. Yani tamam herkesin bir gayreti var ama ya ben şimdi şanslı birisiyim, hayatım güzel, şahane bir hayatım var ama ya bu piyangodan çıkmadı ki bu hayat. Yani bu bir gayretle, ne bileyim yani çokla değil azla, duygusal anlamda azla yetinmekle oldu. Bu kadar dayak yenip de hala neşeli olmak. Yani niye, sebebi ne ola ki? Yani moruk parasıyı katlanmak zorundayız gibi bir meslek değil ki bu. Yani bizim hayatta yapabileceğimiz şey bu. Dolayısıyla ben unuttuğumuz bir versiyonumuz var bizim. Benim de var. Onun da var. Yani bu adamlar bizim unuttuğumuz versiyonumuz. Yani hiç mi kardeşim dertlenmiyorsun? Veyahut da mesela ne kadar kendinden eminsin? Mesela ben ona bayılıyorum. Bu çağın mesela en çok tartışılan şeylerinden bir tanesi o. Hiç kimsenin bir şüphesi yok artık. Şüphe ortadan kalktı. Tamamdır yani, böyledir yani. Herkes kendini gerçekleştirmiş. Halbuki ben mesela kendi kariyerime bakıyorum 20 yaşıma dönüp. Ulan ben kendimi gerçekleştirmişim. Yani git, DVD'lerim orada duruyor. Zaten bitmiş yani, ben emekliyim yani aslında. Hiç emin değilim kendimden. Ama bakıyorum kalabalıklara, kalabalıklar şahane. Budur diyor işte son. Son bu yani. Daha bundan iyisi olmaz. Ben diyorum ki dürüst olalım kendimize. Kötü durumumuzu görelim yani, bir kusurlu halimizi. Daha iyisi de mümkün olduğunu görelim. Adil olalım yani biraz. Peki bir şey soracağım, bu... Yaşlı komedyen filozofa döndü falan değil yani konu. Biraz çünkü o yaş geliyordu onun için. Yani biz bir gençliğimizde böyle Cem Özer'i izlerken ne olur ya neler diyor falan vardı ya, öyle bir dönem vardı. Yani... Ama Cem Özer o kadar yaşlanmadı hiç. Bizden genç, evet. Evet. Açma dedeler. Gene söylüyor bunu. Ya ben Selçuk Yöntem'le çalışırken görüyorum. Benden 11 yaş büyük ve çok ağır bir yükün altına girmiş. Hiç böyle bir yaş. Ben yaştan konuşuyorum. Belki bize vurmuş bir şeydir, piyangodur. Bilmiyorum yani. Bizi 90'larda seksi seçmeselerdi böyle olmayacaktı. Evet. Yani orada ateşe attılar bizi. Bir de çok geniş tutuyorlar. Şöyle çok geniş tutuyorlardı Okan. Yani top 20'yi anlarım. Top 40 ne lan? Ya top 40 olunca otomatikman giriyordum. Ben size. Ben dünyanın ve Türkiye'nin en seksi erkeği seçildim. Dünyanın mı? Dünya da var. Sen turneye çıkıyor muydun? Neredesin? Alaska'dayım. Ama dünyanın ve Türkiye'nin. Ya bir kadın dergisi yayınlanıyor. Vallahi ben yalnızca Marmara bölge şampiyonluğum var.
Sabah grubunun bir kadın dergisiydi. Diyor ki, hatta yani o zaman ben ATV'de çalışıyorum ve bir dergi masanın üzerine duruyor falan. Diyor ki, dünyanın en seksi erkeğini seçtim. Dedim, kim bu salak acaba? Bizim evde seçtim. Bir baktım ben. Benden sonra ikinci Brad Pitt, üçüncü George Clooney, dördüncü Beyazıt Öztürk. Aman! Çok ertesi sene depremde araya bir yerli daha koymuşlar kötü hissetmesin evet. diye. Kendini gurbette hissetme evet. diye Beyazıt. Benim seksilik de şöyle. Top 20... Senin yoktur. Var mı seksi? Aşk olsun benim seksiliğim. O kadın bıraktığı yerden aldım seksimi. Seksi bırakmıştı ya. Bir ara bıraktı. Ben de tam o sırada oradaydım. Bu çok ağır oldu. Ya bunu, bırak... bunu çıkarabilir montaj miyiz? Montajla atımı. Bunu lütfen çıkaralım. Evet. Ha, bunu çıkaralım. Peki. Bu... şimdi şu... Gişe meselesine, gişe meselesiyle ilgili şu anda oynadığım işte senin filmin var. Ben de işte bu bizim harem kabareler falan onlar oynanıyor. Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası kabarede ve dışarıda turnede. Ama bu Amedeus projesi. Şimdi senin gişenle kendi gişeme bakıyorum. Yani tiyatro gişesiyle sinema gişesine neden bakıyorum. Yapıyorsun böyle bir şey kendine ya? Sen yapıyorsun ya işte. Sen yaptığın için sana söylüyorum. Şimdi şey çok acayip. Şimdi beni... Şöyle bir şey var. Şimdi sanatların farkı bu. Şimdi seninle ilgili ne olmuş gişede o? Hiç alakası yok. Anladın mı? Civata sanayinde çalışıyor. Ama diyor ki Cem Yılmaz'la ilgili ne olmuş onun gişesi? Eyvallah. Nasıl gidiyor? Ya bayağı. Allah Allah falan. Şimdi bak böyle bir gişeden söz ediyor. Bana da diyebiliyor ki aynı adam çok iyi gidiyormuş. Lan 3 tane oyun oynadık. Unicall 1200 kişilik. Fulldü. Tamam 3600 kişi yapıyor. Eyvallah. Yani 3 oyunda. Şubat'ta bitmiş. Mart'a yer yok. Lan Şubat'ta... Bu senenin yok. Biletleri satıldı 4 oyun. Evet. Bu senenin yani biletleri. Tabii şimdi sinemada peki şu sana neyi düşündürüyor? Yani sen hep gişe şampiyonu olarak kendi bir çıtan var. Eyvallah. Peki, madem... Bu aslında, Okan aslında benim değil. Filmin, daha doğrusu sinema filmlerinin bütçesinin ihtiyacı olduğu bir rakam var. Evet. Bu proje bazında değişir. Yani siz eğer pahalı bir film yapıyorsanız daha fazla seyirciye ihtiyacınız olur. Bunlar evet. gibi birazcık daha ekonomik yapıyor olursanız evet. bu riski alabilirsiniz. Yani ben yani o kadar böyle bodoslama bu işe girmiş değilim. Yani planlı programlı bunlara daha az geleceğini farkında birazcık olsun öngören. Ama yani beklentim benim daha doğrusu derdim bu değil. Derdim sinema seyircisi ne kadar gayret etse, topyekün gitse şık, pahalı, eli ayağı düzgün, güzel, prodüksiyonlu bir filmi artık ödediği yüklü bilet fiyatına rağmen şey yapamıyor. Karşılayamaz hale geldi. Yani milyonlar izlemesi. Kaç lira abi sinema bileti? Abi sinema bileti yani 28 ortalaması... 28 lira 30 lira. Yani Türkiye ortalaması galiba 20 liranın biraz yakınlarında. Peki bir şey söyleyeceğim. Ortalamadan bahsediyorum. Şimdi bunu seyrederken beni linç etmeye kalkabilirler. Ama bana sorarsan sinema bileti için 20 lira çok az. Abi bizim memlekette çok değil. Tiyatro bileti içinde 80 lira ve 100 lira az. Dünyanın hiçbir yerinde. Doğru. Bu bizim kendi Kültür Bakanlığımızın, devlet tiyatrolarımızın, özel tiyatroların çok vefakar, cefakar insanlar olmasının nedeni. Ama bir tiyatro bileti dünyanın hiçbir yerinde, yani şeye vurduğun zaman dövizle karşılaştırırsan, bir hesap yaparsan bu paraya olamaz. İmkansız. İmkansız. İmkansız ama yani. Ama bizim şöyle yapmamız lazım. Bir de özür dilerim. Şöyle bir şeyden dolayı oluyor bu. Çünkü biz insanlarımıza, bizim cumhuriyetimizle beraber, kültür hamlemizle beraber, devrimlerimizle beraber ne öngörüldü? Ne öngörüldü? Yeni cumhuriyetin gençlerine öğrensinler, kültürleri artsın filan. Onun için devlet tiyatroları gitti. Onun için özel tiyatrolar vefalı. İşte bunu dengelemek için. Evet. Ne oldu abi? Aman herkes gelsin ucuzdan. Sonuçta şöyle bir anlayış var. Ha kitap mı? 20 liraymış ya o kitap. Ulan cebinde 10 bin liralık telefon var. Hayır değil 8 bin lira. Değil. Yani, ama yani o da kitap. Ama benim çocukluğumdan beri kitabı için hep pahalı derler. Evet ama o çünkü bana kültür mü? Kültür mü? O bana bedava gelmeli.
Çok güzel. İyi ki böyle yapmışlar. Ya çağ aslında bu imkanı veriyor. Yani şimdi biz dürüst olalım. Korsan dediğimiz şey bize bunu sağlıyordu ya. Hı. Ben o kadar uzun zamandır bu korsan ürünle ilişkimi kestim ki. Hı. Ama ve lakin birisi bedelsiz yalnızca internet aboneliğimiz sayesinde bize dünyaları açıyor. Bir sürü platform var. Evet. Burası bir gerçek. Şimdi bunlarla bizim yaptığımız şey mücadele edemez hale geldi. Yani belli bir paraya koca bir kütüphaneyi satın almakla evinden kalkıp gidip film izlemek aynı şey değil artık. Ve ikisi yanlarınız aynı para gibi oluyor. Biz buna bir de ucuz diyoruz. Diyemez hale geldik. Teknoloji insanların evine bunları birazcık daha uygun fiyatlarda sokuyor. Biz buna adapte olmak zorundayız. Ama bana sorarsan... Yani filmlerimizi ben mesela şöyle hallediyordum Okan. Yani filme destek olacak bir markayı aramak, bulmak. Bunu mesela kabul ettirene kadar çok uzun zaman geçti. Bana hep dediler ki filmden çok reklam. Tabii dünyanın her yerinde var. Evet. Yani bu neden, nasıl bunu bilmiyor olabilirsiniz? Niye bununla ilgili tepkilisiniz? Sektörden insanlar bile söylüyor. Yani kardeşim başka türlü dönüyor mu? Sen bilmiyor musun yani bu iş pahalı? Yaparken birazcık böyle bir Hilali Ahmer bölümü var Arzu Alan'a. Yani mesela çok güzel olsun film. Öykü de güzel olsun. Helikopterler düşsün, yıkılsın, prodüksiyon olsun. Ama çok da aciz olsun. Nasıl olacak ki bu? Yani o para yok ki bu iş, bu işte o para yok. Bir de şöyle bir detay var tabii. Bunlar kişisel değil ki. Bunlar bizim dışarıdan görüp vay lan demek böyle oluyor dediğimiz, içine girince de ha evet gerçekten öyleymiş dediğimiz şeyler. Yani koskoca yani koskoca dediğim 40 yılını bu işte hem de işin menbaında yaşayan Scorsese, Al Pacino, Robert De Niro bu Irishman için evet. Gezmedikleri YouTuber kalmadı. Mesela abi, bu bir acayip iş yani meslek abi, bu. Bizde işte şöyle oluyor. Sosyal beraber de... fotoğrafları yoktu. Her yerden her çıkıyorlar yerlere. İkisinden. Evet. Hatırlarsınız biz yani onları beraber evet, görmek beraber... için başa alıp hit evet, yani bir sahne. Hit filmi. Ve beraber yani mesela biz bütün çocukluğumuz, gençliğimiz boyunca bunları kavgalı sandık. Doğru. Hatta Hit'teki sahnenin ayrı çekildi. Yeşilden montajlandığı, doğru. Amors yapıldığını filan sandık. Ya ben mesela vallahi hayran oldum. İçerik miçerik önemli değil. Ne Al Pacino 80, öbürü 78, öbürü 79. Abi filmlerini tanıtmak için ve duyurmak için her şeyi yaptılar ya. Evet. Ben mesela buna hayranlık duydum. Ama yakın zamanda, bak biz kaç senedir görüşmüyoruz, senin programına ne kadar yani gelmek isterim, her zaman gelmek isterim. Ama bu vesileyle gelmek anlamlı ya. Evet. Şimdi bu vesileyle gelince de gene filmini tanıtmak için kanal geçiyor. Ya tamam da, ya bu şeye bu sesi mi çıkaran kim abi? Ya ne bileyim abi bu... Ya bu, abi, bu birisi var. Bu birisi abi. Bu birisi var. Bu ya, birisi abi. Acımasız bu. Birisi işte. Yani abi bak... Çok da acayip kadın, bir şey. Bir kadın mı bu? Böyle? Kadın? Yok öyle seksist bir yaklaşımda. Hayır değil de ya. Abi bak, valla çok üzülüyorum. Diyor ki mesela, arkadaşlar elimizi vicdanımız diyor ki mesela... Filmini tanıtmak için gezmedi, kanal kalmadı. Ya abi bu şeye mi? Yani mesela bir bakkala dükkanını açıyor diye kızmak gibi. Ulan iki ekmek satacağım diye her sabah kepenk. Yani abi bizim şunu anlamıyorum ben. Ben işimi nasıl yapacağım? Yani yine mi o Ozan Güven denilen adamla film yapıyorsun? Ya Ozan'ın oynadığı filmi Ozan'sız nasıl yapayım ben? kanal geziyorsunuz. Evet. Bazı böyle işi yaparken o yaptığın işin hatırlatılması çok şu güzel. Şu beraber bir şey yapmıştık. Onu göstersenize. Arada bir mola vermiş. Ne? 25 sene önce o. Evet. Ya şey aynayı deme. Evet. Hadi lan doğru söyle. Çok tamam. Kral. Bu biziz işte Şile'de. Evet. Orada söyleyelim istedik. Yine evet. Gözlüklerimiz var. Fakat niye gözlüklerimiz var? Çünkü evet. Çünkü Cemil ve Eren korneaları yanmış iki gençtir. Kaynak yaptıkları... Dikkat ederseniz bir atölyede çalışıyorlar, bir kaynak yapıyorlar falan. Korneaları yanıyor bu iki gencin. Ve diyorlar ki, ulan madem kornealar yandı, bari bir müzik grubu kuralım, Şile'ye gidelim. Vay vay.
Cem, değişti. Bunlar korneaları yanmış iki genç hastanede tanışıyorlar ve bir müzik grubu kurmaya karar veriyorlar. Ve aynı zamanda da... Ve küsler ama. Şöyle, başka tarafa bakıyor. Anlama yani. Yani çoğu zaman ayrı şarkıları bile söyledikleri oluyor. Evet. Şimdi hemen klibin başında bunlar Mutlu Mesut ve Küs olarak tamirhanede çalışıyorlar gece. Fakat tabii gözlükleri yine var. Gözlük ve grup olsun. Olarak bunlar geldi hep tek kıza aşık olurlar. Evet. Ortaköy'de de öyle. Korneye yanık olduğu için bunlar iki görüyorlar kızı ve Cemil ile Erhan devamlı tek kızın peşindeler. Ulan ne güzel ikisi de birbirine benziyor hesabına. Saldırıyorlar. Buyurun. Ay canım. Yapma ya. Cemil'i sen... de Allah rahmet eylesin. Evet, Cemil'i kaybettik evet, biliyorsun. Evet, biliyorum. Allah rahmet eylesin. Peki. Gençlik işte. Bu gösteri ne olacak? Ben bir keresinde hangisiydi? Büyük ihtimalle ya Zaga olabilir ya da televizyon çocuğu zamanı olabilir. Ben telefonla seni aramıştım programı hatırlıyor musun? Yılmaz ama, olduğu gece. Olabilir. Evet. Okay Bey falan diye. Evet. Böyle devamlı yayında kalmıştım. Pekala. Of. Diğer filmler gelecek mi? Vallahi abi yok daha çekmeyeceğim. Şimdi araya serseri bir şey yani şiş kebap gibi bir domates biber. Şimdi benim peki bunun Gora zamanı kültleşmeyeceğini, özür dilerim. Kültleşmeyeceğini. Bunun klasikleşmeyeceğini ya da başka bir deyimle ve bunların bir süre sonra hakikaten senin yüz akın işler arasında bence öyle. Görünmeyeceğini nereden biliyorsun? Bir yandan da bunları üret. Şey bilirsin sen. Endülüs köpeği, Le Chien Andalou hikayesi. Bu, Buñuel'in işte şeyler Salvador Dali'ler beraber yaptıkları bir iş. O çok söylenir. Yani hala öyle midir bilmiyorum. 50 kişilik küçük stüdyo tarzı bir sinema salonunda vizyona giriyor. Özelliği şu 20'lerin filmi. Sanıyorum yok, o kadar ki. Mı? Yok, 20'li yok. Yılların filmi. 1920'lerin. 50 kişilik bir sinemada oynuyor. Ve hala 50 kişilik bir sinemada oynuyor. Şimdi benim bu sinema böyle, için mesela benim var böyle çok hayallerim. Uç bir örnek. Korkunç bir örnek. Uç. Çünkü o ancak sinema filmi olarak yapılabilirdi. Bir tiyatro değil o. Eyvallah. Ama bazı işler var. Yani kendi ülkesinin sinemasında hakikaten tarihi değiştirmiş, başka bir yol açmış. Bir de başka bir şey var. İlham vermiş insanlara. Gençlere ilham vermiş. Yoksa bak şurada kalacaktık. Ben tabii ki Şahan'la ilgili kötü bir şey söylemek istemem. Nuri Bilge Ceylan'la da ilgili kötü bir şey söylemek istemem ama yani şu iki aradan da çok sıkılıyorum. Nuri Bilge Ceylan, Şahan Gökbakar. Lan arada çok acayip bir abi, mesafe bunun, var yani. Hayır aslında hiç yok biliyor musun? Yok sana mu? Bir haberim var. Ha. Mesela vallahi gel. Ya Okan bu çok çarpıcı bir örnek. Bunu defalarca söyledim. Karambole kaynıyor. Şimdi Gökhan Tiryaki. Ha. Nuri Bilge Ceylan'ın görüntü yönetmeni, Şahan'ın da Celal'le Ceren'in görüntü yönetmeni. Yani bunlar böyle bambaşka dünyalarda üretilmiyor bu filmler. İnsanlar bunlar böyle tuhaf tuhaf kamplar var. O gelmesin. Biz komedi yapıcık falan diye böyle bir şey yok. Film yapanlar aynı insanlar. Birbirlerini dövdürmeye çalıştıkları adamlar filmci işte. Birisi macerasını öyle sürdürüyor, birisi öyle sürdürür, birisi böyle sürdürür. Yani artık bunlar zevke hitap eden bir şeyler üzerine konuşmak için vaktimiz var. Ayrıca biz niye konuşalım ki? Biz yapalım, sonra konuşulur yani. Biz nasıl şu anda konuşuyoruz? Diyoruz ki 60'ların Türk sineması, 70'lerin sineması, seks filmleri furyası falan diye konuşuyoruz ya. Şimdi bizim konuşacak vaktimiz yok ki, bizim yapma vaktimiz yani. Evet, sonra doğru. Konuşsunlar. Doğru, biz şimdi birbirimizi konuşuyoruz hep, akranlar. Doğru. İşin içindekiler. Sen öyle yaptın, sen böyle yaptın. Eleştiren de öyle eleştiriyor. Bence böyle. Durun abi bir yani yapalım. Ama sinema konusunda da yani aslında bu kadar tabii teknolojiyle birebir yürüyen, teknolojiye mahkum olduğumuz yani izleyici alışkanlıkları teknolojiye mahkum. Tabii. Dolayısıyla mesela ben 60 dakika mesela beni buradan cezbetti. Evet, evet. Daha doğrusu yapma cesareti verdi. Yani dijital platformda 60 dakikalık öyküler izleme meselesi 10. yılına girince ben dedim ki bunları ben 60 dakika yapacağım. Yani böyle bir izleme alışkanlığı var çünkü. Peki mesela ben yine şeyleri izlerken eleştirilerle ilgili eleştirileri izlerken şeye rastladım. Yani şu çok söyleniyor. Mesela 3 şişman hipster, 1 şişman hipster, 1 kadın
hipster olma. Diyor ki mesela, bence diyor mecrası yanlış. yani diyor pazarlama ki... Pazarlama ile ilgili konuşuyor. Tabii yani. Şimdi diyor ki, ya bak biz mi anlamıyoruz ya da bu insanlar şunu, yani şu kesinleşti mi? Biraz kafa da karıştı. Mesela işte Yılmaz'ın filmini aynı anda şeye vermesiyle, doğru, Netflix'e doğru. vermesiyle kafa... Yani şöyle bir sınıflama var. Bu film sinema salonuna değil de şeye, dijital platforma. Doğru. Bu dijital platformun işi. Bu şeyin işi. Yani bunlar fikir ya. Bunlar ama... Ama bir şey... Yani, bunlar bir şunu şey... Şunu merak ediyorum. Onların kafasında bir şey mi var? Format. Bir tanımlamam var bizim bilmediğimiz. Yani seyirci olarak ya da eleştirme olarak. Şunu mu söylüyor yani? Dijital platform. Burası dijital platforma gitsin. Hani posta dağıtımı gibi. Şunlar şu evlere dağıtılsın. Valla ifade ettiği şey, hani hatırlar mısın? Bir şey vardır. Yani straight to video diye bir şey var. Yani direkt yalnızca video kasete üretilen, sinema perdesine çıkmayan filmler için söylenir. Acaba böyle bir anlam ifade eder bir hale mi gidiyor dijital platform? Halbuki değil. Çünkü onlar da çok büyük ve şık, güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesele sinema perdesinde ne olacağını karar vermekle ilgili kendini bir yerde hissetmek. Orada problem var. Çünkü ben bunun daha kabasını... Gösteriyi sinema perdesinde gösterince de yaşadım. Olur mu böyle şey diyor. Ya böyle şey oldu. Çok oldu. Yani 82'de oldu Amerika'da. 84'te oldu. Yani oldu. Bir stand-up gösterisi perdede gösterildi. Bu yepyeni bir şeydi ki. Ya bilmiyorsan bari bilmiyorum de. Olur mu canım sinema perdesinde? Her şeyde böyle bir tuhaf bir kutsallık. Bunu mesela kaseti geri sarıyorum. Söktü bu eleştirileri bir kadın var değil mi? Kaseti geri sarıyorum. Şu şurada olur mu? Bu burada olur mu? Denilen bir dünyada yaşıyoruz ya. Şu anda mesela ben Instagram'da bir tane yemekçi izliyorum. Spangeli'nin yanına pilav koyan çocuk. Hani var ya böyle. Var böyle işte hoşafla başlıyor. Arnavut ciğeri koyuyor içine falan böyle. Sonra da sunuyor, bıyığını buruyor falan. Şimdi böyle bir çocuk var. Şimdi ben çağın şahidi olarak şunu soruyorum. Yani bunlar oluyor da. Onu görme. Siz gördünüz mü çocuklar? Bilirsiniz değil mi o tuhaf yemekler? Allah selamet versin. Yani ben bu çağda bunlar oluyor da. Yani bir pirzolayı altına bulama falan onlar oluyor da. Ya her şey oluyor da bu film orada olmaz. Vallahi yani bunlar fikir. Bunlar fikir, yöntem ve işin pazarlamasıyla alakalı bir şey. Dijital platform bana gelip teklifte bulunuyor. Uzun yıllardır bir sürü mecrada. Ben kafama yatanı yapıyorum. Dolayısıyla o arkadaşımın yani önerisini... şey olarak alıyorum ben, yani bunları buraya yakıştırıyorum diye düşünüyor herhalde, okey. Belki de... Ben de yakıştırıyorum belki ama... Belki izleme alışkanlıkları açısından, yani belki gençler... Ya yani şöyle şeyler duydum, bir iki yerde duydum. Yani diyor ki, dijital platformda olur, sinema salonda falan ya da şu şey... Ama mesela ama sineması... Netflix'te de var hikayeler. Bizi biz yapan filmler diye bir şey var belgesel. İzledim onu. Dirty Dancing hakikaten bir video zincirinin finanse ettiği ve çok iyi video örnek. Zinciri home video olarak yapılmaya çalışılmış. Sonra patlamış. Sinemada patlamış bir iş. Peki gel şu seninle ilgili filmlerden bir parçalar var. Yaşa. Onunla bitirelim söyleşimizi. Görelim. Tiki. Şimdi Türk robot olsa böyle olmaz ki. Yani 20 bin çeşit hareket var bizde. O hareketleri hafızaya kaydedeyim desen bir tane buzdolabı gibi makine olması lazım yanında. Yani böyle robot var mesela. Ne kadar neşeli bir insandım ya. Ulan zeytinyağı gibi üste çıkma be. Bütün belayı başıma sen açtın. Musibet. Ankara'da. Hayır kardeşim, hayır. Fikri benim adım. Yalıyor bunu herhalde. Doğada bulunan dört element. Ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? Tahta tabii. Zoruna mı gitti? Şimdi sizin kafanızda iki tane soru işareti var. Bir, dayak nedir? İki, neden atılır? Baba bak, Çanakkale'de çok kalmayacağız değil mi? Turne çünkü bu, biliyorsun. Yani turnenin belli bir programı var ya Sait abi, o yüzden. Öyle köyün ortasındaki.
fışkiye. Zoruna mı gitti? Cherokee'lerden istenmeyen tüy. Benim yüzümden de... Kendi başına işi yapmaya pek alıştın İdris Bey. Unutma, bu ekibin lideri hala benim. Tak maskeyi Kemal ol. Murat nerede? Çıkar Zafer nerede? Vinç gelecek 1000 lira çık. O zaman ben bunu takayım, başka kafa koyun bana. Gold buttons. I love my wife. I love my children. I have a big stick up my asshole. Holmani bakaranka. Omer ohakka. Vakat derunarananka. Hayyo bakka yero. Bende yok. De ya. Buzağı gibi soyunmuşsun. Ne oldu yavrum seni? İçin mi yandı? Don Johnson'ın bir lafı var. İngilizce ama. Hayat boş, pompala Johnson. Efendim abi? Kayarsan beklerim. Anlamadım abi. Paten diyorum lan, kayarsan beklerim. Yok yok, kaymam. Kaymam. Bu son adam var ya, Erşan Kuneri. Of abi. Onunla ilgili bir planım var. Aa, hep vardı. Daha önce de vardı. Vardı ama onu uzun metraj bir macera yapmak yerine... O demin dediğin hipster arkadaşı dinliyorum. Dijital platforma Erşan Kuneri yapacağım. Aa. Parasını verirlerse tabii. Evet, Erşan Kuneri maceraları yapmak istiyorum. Ama daha önceden vardı o. Öyle bir şey hatırlıyorum sanki. Tabii tabii. Ben onun hayatını düşündüm. Çok eğlenceli. Yani biraz dönem olacak. Şey beni biraz etkiledi. Bu hakikaten bizim ayıbımız tabii. Ama tabii Amerika'nın çok böyle hani... niş bir bölümünde bu Dolemite, hatırladın mı Eddie Murphy'nin tabii yaptığı? Şimdi yoksa o, Netflix'te var, herkese beni, tavsiye ederim izlemelerini de. Çok beni, güzel. O beni şöyle çarptı. Ya tam benim uğraştığım adam. Aynen. Çok aynen uğraştığım adam. Ben de böyle trash filmler yapan bir kahramanım var, Erşan Kuneri. Hmm. Yani işte erotik komedi, macera, avantür falan. Hmm. Bu adamı 1975 ile 78 arasında ne yaptığını bilmiyoruz. 69'da DJ'lik yapıyormuş. 80'lerde de prodüktörmüş. Hani pornocu muyum ben diyordu ya. Şimdi bir de 75 ile 78 arasını yapacağım. Bunu bir seri yapacağım. Yani hızlı bir şey. 30 dakikalık falan. Onu yazıyorum şu anda, merak eden varsa. Yani merak eden var mı? Peki sinema ne olacak? Çok merak ediyorum ben. Sinemayı gençlere... Senin sineman değil. Sinema ne olacak genel? Vallahi bilmiyorum. Yani hiçbir cazibesini kaybedecek gibi bir şey gibi görünmüyor benim gözüme. Hmm. Çünkü o mekan, yani mekanla çok ilişkili bir şey ya. Hmm. Yani bu kavgalar böyle taze, anlık ve o anın ticaretinle ilgili kavgalar. Ben mekanların, yani tiyatronun kaybolmaması gibi. Hani ay işte televizyon çıktı, sinemayı öldürecek mi? Ay video çıktı, bir televizyonu öldürecek mi? Yani o onu öldürdü, bu bunu vurdu falan. Yani bu kısmı ben mekanın, hani o giriyoruz, evimizden kalkıyoruz, seçiyoruz, gidip oturuyoruz daha büyük bir perdede, daha görkemli bir atmosferde, daha yoğun bir sesle. Yani onun öleceğini zannetmiyorum. Peki, biraz yaşlı bir tabirle bitireceğim. Evet. Allah başımızdan eksik etmesin. Ay canım benim.